Siz değerli takipçilerimizle paylaşacak olduğumuz model Zigzaur P226 SL modeli. SL modeli derken neyi kastediyoruz? SL demek bu modelin komple çelik olan anlamına geliyor. Almanya'da üretilen versiyonu. Bir dönem MK'de satıldı ama artık Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na Almanya'dan Zigzaur'lar gelmiyor. Amerika'dan geliyor. Yani Amerika'da üretilen modeller MK'de satılıyor. Kutusunda iki tane şarjörü, bir tane içinde bir de yedek şarjörü var. Kullanım kitapçığı var. Komple çelik dediğimiz modelin alt gövdesi ve üst gövdesi de monoblok çelikten üretilmiş. O yüzden de diğer modellere göre biraz daha ağır bir model. Ama boya olmadığı için, çeliğin kendisi olduğu için bu modelde ne paslanma, ne renk atma, ne de çizilme meydana gelir. Tabancanın ağırlığını da sizlerle paylaşalım. 1187 gram bu tabancanın boş ağırlığı. Normal model P226'nın ağırlığı yaklaşık 980 gram civarındadır. Yani bir 250 gram daha ağır. Ama o ağırlık silaha çok güzel bir denge veriyor. Taşırken belki zorluğu olabilir ama atış anlamında da silahı daha az sarsacağı için çok daha isabetli atışlar yapılabilir. Bunun tetik hassasiyeti, tetik ağırlığı normal modele göre biraz daha yumuşak, öyle hissettim. Ama onu da yine siz değerli takipçilerimizle elektronik ortamda da bir görelim. Hazır hale getirdik. 1 kilo 650 gram tetik ağırlığı gerçekten çok mükemmel bir tetik hassasiyeti var. Bu da herhangi bir hedefe atış yaparken tetiğe dokunmanızla horozun düşmesi bir oluyor. Yani nişan hattını bozmuyor. Çok isabetli atışlar yapabilirsiniz. Tabancanın sökülmesini siz değerli takipçilerimizle paylaşalım. Altın kural, önce şarjörü çıkartıyorduk. Daha sonra yine üst kıza geriye çekerek üst kapak düşürme mandalını yukarıya kaldırarak üst kıza kilitleyin. Genelde birçok Zigzaur modelinde aynıdır. Alt gövdede bulunan şu parça sökme mandalı. Üst kızaktaki bulunan o boşluk tam o sökme mandalının olduğu yere denk geliyor. Üst kızak gerideyken üst kapak sökme mandalını çevirdiğinizde ve üst kızağı boşa çıkarttığınızda tabancayı rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Alt gövdeyi ayrı bir yere koyduk. İcra milini yerinden çıkarttık. Namluyu az ileriye iterek yerinden alıyoruz. Onu da bir kenara bıraktık. Şimdi bu üst kızağın özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer modellerde, yani normal P226'larda, çelik olmayanlarda şu parça geçme. Yani silahın iğnesi ve tırnağının bulunduğu bölüm, burası, üst kızağa sonradan takılıyor. Ama bunda monoblok çelikten üretiliyor dediğimiz o. Tek parça çeliği kesmişler bu bölümü ve silahın üstüne takmışlar. Bu neye sebebiyet verir? Tabancanın zamanla çalıştıkça üst kızağının gidip geldiğini düşünün. Sert darbelerle çalıştığını düşünün. Silahın oynayacak hiçbir parçası yok. O da silahı çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı hale getiriyor. Üst kızak monobloktan oluşuyor dediğimiz olay da bu arkadaşlar. Şu parça silahın üst kızağının kendisinde olan bir parça. Burayı kesmişler. Sadece o boşlukları oluşturmuşlar. Ve tabancanın alt gövdesine oturtmuşlar. O açıdan silahta oynayacak bir yer olmadığından dolayı çok sağlam bir yapıda üretilmiş. Kaya gibi bir tabanca diyebiliriz yani diğer modellere göre. Namluyu yerine tekrar geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. Önce hafif ileriye doğru ittikten sonra yerine oturtuluyor. Tekrar icra milini namlunun altındaki kilidine takıyoruz. Üst kıza, alt gövdeye ön tarafından yerleştirip geriye doğru iteklediğimizde
Tam olarak geçmezse ufak tefek şurada takıldığı yerler olabilir. Onu aşağı doğru indirirsiniz. Geriye doğru ittiğinizde gidiyor ve üst kızağı geriye çekin. Üst kapak düşürme mandalıyla kilitleyin. Bu halde kalsın. Daha sonra tabancayı sökme mandalını kapattığımızda tabancayı tekrar kurmuş oluyoruz. Şimdi horoz, mermi namludayken horozu düşürmek isterseniz normal tabancalarda şu şekilde düşürürsünüz. Bunu zaten birçok tabancada ben de böyle uyguluyorum. Ama hani eğer bunu böyle yapamazsanız, siz tetiğe basarken elinizden kaydırırsanız horoz iğneye vurursa mermiyi patlatır. Onun için zigzagor modellerinde ne yapmışlar? Şu mandalı koymuşlar. Siz bu mandala bastığınızda patlatmadan horozu indiriyor. Hiçbir şekilde şu hareketi yaptığınızda horoz iğneye vurmaz arkadaşlar. Horozun iğneye vurması için tetiğin basılı durumda olması lazım. Siz tetiğe basmazsanız bu horoz gidip iğneye vurmaz. Tetiği bırakacağım şimdi, beraber görelim. Tetiği biraz bıraktığımda horozu kilitleyen bir sistemi var. Yani böyle tık diye bir ses gelir, onu siz de duyarsınız. Duydunuz. Kilitlendi. Hiçbir şekilde horozu iğneye vurmaz. Bu da yine zigzagorun kendini farklı bir sistemde emniyete aldığının göstergesi. Bu tabancanın üzerinde gül ağacı kabzesi mevcut. Normalde bu 226 elitlerde var. Ama buna da çok güzel yakışmış. Zigzagor P226 SL modelini de siz değerli takipçilerimizle paylaşmış olduk her açıdan. Alman olan modelinde sol tarafında Made in Germany diye yazar. Zaten son dönemlerde de artık ülkemizde bu modeli görmek çok zor. Çünkü yurt dışından gelmiyor. Yeni gelen modeller Amerika'dan gelen modeller. Bir farklı videoda başka bir modelde siz değerli takipçilerimizle buluşmak üzere. Şimdilik iyi seyirler diliyoruz. Bizlerle paylaşmak istediğiniz farklı modeller varsa onları da mesaj ve yorum bölümünde bizlerle paylaşırsanız inşallah onlara da öncelik vereceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Görüşmek üzere.